Elhamdülillahi Rabbil alemin vel akıbeti lil muttakin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Rabbim göğsüme genişlik ver, kolaylaştır işimi, düğümü çöz dilimden ki anlasınlar beni. Amin. İyiliği sonsuz, ikramı bol Allah'ın adıyla. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Bir önceki sohbetimizde dinin tanımını yapmaya çalıştık Kur'an-ı Kerim'den. Programımızın adı zaten Kur'an açısındandı. Dinin tanımını da Kur'an açısından yaptık. Önceki derste bunu izah ettik ama yani birkaç ders daha bu konu anlatılmaya çalışacak. Çünkü Kur'an-ı Kerim bu konunun üzerinde çok duruyor. Şimdi geçen hafta da söylediğim gibi herkes Müslümanım diyor. Fakat kelimenin anlamı bile bilinmiyor. İşte bunları Kur'an açısından dindarsak dinin tanımını Kur'an açısından öğrenelim. Müslümansak Müslümanlık nasıl oluyor bunu da Kur'an açısından ve inançlarımızın tamamını neye inanıyorsak, neye inanmamız gerekiyorsa, hangi konuyu nasıl yapmamız gerektiğini Kur'an'ın açısından öğrenmeye çalışacağız inşallah. Arkadaşlar not alıyor. Eğer soru sormak isteyen varsa yazabilir. O da size kalmış. Fakat fake hesaplardan bir şeyler yazılıyor. Ya bunlara hiç gerek yok. Biz delilli konuşuyoruz. Neye inandığımızı da biliyoruz. Yani eğer bir şey konuşmak istiyorsanız biz konuşmaya da hazırız. Derneğimiz de çarşı meydanındadır. Oraya gelirseniz konuşuruz. Veya telefonla da görüşebiliriz. İsterseniz telefon numaranızı yazarsınız. Eğer bir yanlışımız varsa onu da düzeltiriz. Yani sonuçta emri bil maruf nehyanil münker. Cenab-ı Hakk'ın bize emridir. Buna da açığız yani. Bu böyle bilinsin. Şimdi geçen hafta din nedir dedik. Tanımını yaptık. Müslümanlığın da ne olduğunu söyledik. Müslim teslim demekti. Ve ben herkese kendisine şu soruyu sormasını istemiştim. Eğer gerçekten Müslim miyiz? Müslüman mıyız? Yani teslim miyiz? Şimdi bugün de şöyle bir şey diyorum. Dindar mıyız? Yani sorduğumuzda herkes dindarım diyebiliyor. Şimdi dindarlık nasıl olacak? Nasıl olması gerekiyor? Bakalım Kur'an-ı Kerim bu konuyla ilgili bize neler söylüyor? Her şeyden önce şunu bilmemiz lazım ki din Allah'ın dinidir ve senin, benim veya başkasının istediği gibi olmaz. Dinin sahibi kuralları koymuştur ve ona teslim olmamızı, müslim olmamızı ister. Bütün kırılma noktası da buradan kaynaklanıyor. Yani bugün İslam dünyasının yaşadığı bütün problemler o müslim olmaktan kaynaklanıyor. Olunmadığı için o problemler yaşanıyor. Eğer gerçekten o Müslümanım diyenler Allah'ın kitabına gerçekten teslim olmuş olsa ve Allah'ın bizden istediği dini gerçekten teslim olup yaşasalar İslam dünyası şu anki zillet içerisinde olmaz. Bakın gerçekten söylüyorum, zillet içerisinde. Yıllardır İslam dünyası kan alıyor. Oysa Cenab-ı Hakk'ın vaadi var. 3 tane ayette Allah-u Teala dinini hakim olması için gönderdiğini söylüyor. Ama bu gerçekleşmedi. Bunun sebebi suçlusu haşa Allah değil, biziz. Çünkü biz vazifelerimizi eksik yaptık. Biz neyin ne olduğunu unuttuk. Dünya işleri içerisinde vazifeler hep unutuldu. Şimdi bakın, öncelikle Fussilet Suresi 53. ayeti bir okumak istiyorum. Onlara çevrelerinde ve kendi bedenlerinde olan ayetlerimizi göstereceğiz. Bakın ayet diyor ki, çevrelerinde ve kendi bedenlerinde olan ayetlerimizi göstereceğiz. Şimdi biz ayet dendiği zaman biz Allah'ın kitabındaki ayetler diyebiliyoruz.
Fakat Allahü Teala çevremizde bir takım ayetler olduğunu ve bedenimizde de bir takım ayetler olduğunu söylüyor. Bunu diyor göstereceğiz ve sonunda Kur'an'ın tümüyle doğru olduğu onlar açısından iyice ortaya çıkacak. Yani burada Allahü Teala kitabının hakikat bilgisi olduğunun delili olarak çevremizden ve kendi bedenimizdeki ayetlerden bahsediyor. Yani bu çevre dediği tabiat. Kozmos denilen şu astronomi ilmi mesela. Yani gökyüzünü şöyle bir araştır. Etrafındaki tabiatı bir gözlemle. Bunların hiçbiri kendiliğinden olmasının imkanı var mı? Şöyle bir sorgula diyor. Çevrenizdeki ayetlere bakın. Allah-u Teala öyle nimetler vermiş ki bir toprak, toprak aynı. Fakat kış geliyor, portakal, mandalina, C vitamini veriyor. Çünkü C vitamini vücudumuzun sıcak kalmasını sağlar. Yaz geliyor, bu sefer kavun, karpuz gibi sulu meyveler veriyor. Dolayısıyla toprak bunu kendisi ayarlayamaz. Bu kendi kendine olacak bir iş değil. İşte Allahü Teala'nın koyduğu bir sistemden bahsediliyor burada. Kainata bakın diyor. Bunlar kendi kendine olup biter mi? Şu güneşe, aya, bakın Şems suresi, Kamer suresi, Buruç, Yıldızlar suresi. Ondan sonra nahıl, arı, ankabut, örümcek, bakara, inek, nemil, karınca. Bakın Allahü Teala neylerden bahsediyor bize? Etrafımızdaki olayları gözlemleyin, benim ayetlerimdir onlar diyor. Yani tabiat Allah'ın varlığına haykırıyor. Siz bu konular üzerinde araştırma yaptığınız zaman benim kitabımın tümüyle doğru olduğu ortaya çıkar diyor. Yani burada ateistlere ve deistlere de burada bir meydan okuma var. Dolayısıyla Allah'ın kitabı öyle sadece namazla, oruçla geçiştirilecek bir kitap değil. Üzerinde çok çalışılması, çok beyin fırtınaları yapılması gereken bir kitaptır. Dinle bilimin arasını kesinlikle açmamamız gerekiyor. Bilim üzerinde araştırma yapanların da Allah'ın kitabından mutlaka ilham alması, bilgi alması gerekiyor ki o bağı kuracak, Allah'ın kitabı olduğu da ortaya çıkacak. Yani şimdi mesela konuya da giriş yapamadım daha da. Şimdi mesela biz etteyatı okuyoruz namazlarımızda. Sonra diyoruz ki eşhedü en la ilahe illallah. Veya Müslüman olacak olan bir insana da aynı şeyi söylüyoruz. Kelime-i şehadet. Yani eşhedü en la ilahe illallah. Yani ben şahidim ki Allah'tan başka ilah yok. Yine ben şahidim ki Muhammed onun kulu ve Resulü. Peki neye şahitsin? Ben şahidim ki diyorsun. Bu sözü söyledikten sonra Müslüman olunacağına inanıyoruz. Artık sen Müslüman oldun deriz. Kelime-i şehadet getirilmesi gerektiği söyleriz. İslam'ın ilk adımı. Peki neye şahit? Gerçekten şahit miyiz? Allah bizim şahit olmamızı istiyor. Ben şahidim ki Allah'tan başka ilah yok demek. Şahit ne demek? Gördüm, bildim demektir. İşte bu ayet gereğidir o. Ayet o çevrenizdeki ve bedeninizdeki ayetlerim diyor ya. İşte Kur'an-ı Kerim'e bakacaksın, araştıracaksın ve etrafındaki o tabiattaki olan olaylara baktığında bir bütün içerisinde olduğunu, o bilgilerin Kur'an-ı Kerim'in içerisinde de olduğunu ve bu bilgiler 1400 yıl önce gelmesinin imkanı yok. Ulan bu bilgi gelse gelse ancak Allah'tan gelirdi diyeceksin, ikna olacaksın ve ben şahidim ki Allah'tan başka ilah yok diye demiş olacaksın. O zaman şahit olmuş olacaksın. Bu kitapta Muhammed Aleyhisselam'a geldiğine göre o zaman o da onun hem kulu hem de Resulü, buna da inandım demiş olacaksın. Öyle bilgiler var ki Allah Resulü Aleyhisselam'ın döneminde o bilgilerin mesela dünyanın döndüğü bile bilinmiyordu. Dünyanın yuvarlak olduğu bilinmiyordu o tarihlerde. Fakat Kur'an-ı Kerim'de buna işaret eden ayetler var. Ana rahminden bahseden, İnsanın oradaki gelişimini, oluşumunu anlatan ayetler var. O dönemde bu bilgiler nereden bilinecekti? Dolayısıyla o ayetler üzerinde bakılacak ve bilim de araştırılıp Allah'ın kitabının Allah'a ait olduğu
kabul edilecek. Ve bu sefer ne oluyor? İşte sen şahit olmuş oluyorsun. Yani o namazında da veya dualar ederken o kelime-i şehadet getirirken de zanda bulunmamış olursun. Gerçekten şahit olmuş olursun. Evet, diyor ki bedenlerinde olan ayetlerimizi göstereceğiz. Sonunda Kur'an'ın tümüyle doğru olduğu onlar açısından iyice ortaya çıkacak. Dolayısıyla Allah-u Teala bize burada kitabının tabiat üzerinden okunmasını söylüyor. Zaten Allah ilk inen vahide de biliyorsunuz ikra, oku demişti Resulullah. Resulullah o ana kadar nebi olacağını bilmiyordu. Kur'an böyle söyler. Oku. Yani kitap mı oku dedi ona. Hayır. Oku, hani insan niye okur? Oku ne demek? Anla demek. İnsan anlamak için okur. Allah-u Teala o zaten ayetin devamında neyi okuması gerektiğini de söylüyor. İkra. Bismi rabbikellezi halak. Ben Rabbim ve halakım. Yani yaratan bir Rab var diyor. Bunu anla. Nasıl? İşte bu çevrendeki ayetlerle ve bedenindeki ayetlerde insan bedeninin o saçından ayak tırnağına kadar bir araştırıldığında göz mucizesi, kulak, yani o burnumuzda, o burnumuzun içindeki kılın vazifesine kadar bunlar bir araştırılsa, ağzımızdaki diş, dildeki tat alma özelliği, tükürük bezleri, yani resmen o ekmeği ıslatıp dişimizle onu parçalamak için her şey düşünülmüş. En ince detaya kadar. İşte bedenimizdeki ayetler. Bunlara bak, anla. Ben varım ve ben Rabbim. Cenab-ı Allah kendisini ilk ayette Rab ve Halak olarak tanıtıyor Muhammed Aleyhisselam'a. Ve Kur'an'a da koyuyor ki biz de bu şekilde anlamamızı istiyor. Yani yaratan bir Rab var. Etrafındaki bu muhteşem olayları ve senin bedenindeki bu muhteşem olayları oluşturan, yaratan bir Rab var. Rab ne demek? Sahibi. Yöneteni, hüküm koyanı demektir. İşte Allah-u Teala bize ne diyor? İşte bu hükümlere teslim olun. İslam, teslim demektir. Ben Müslümanım demekle, ben dindarım demekle olmuyor. Bu vazifeler bilinecek. Bunlar yerine getirilecek. Zaten Allah-u Teala bakın Kur'an-ı Kerim'de öyle hükümler koymuştur ki bunlar evrensel kurallardır. Ateist toplumlara bile gidin, hırsızlık orada da ayıptır. Yalan söylemek orada da ayıptır. Bir önceki sohbette söylemiştim 30. surenin 30. ayetinde Allah dinini tanıtırken fıtrat dini demişti. Yani sizin doğal yapınız, sizin fıtratınıza en uygun din işte budur. Yani insana toplum içerisinde yaşarken ihtiyacı olan neyse o Allah'ın dinidir. Yasakları da aynı şekilde bizim için, emirleri de aynı şekilde bizim içindir. Şimdi evet, dindarlık nasıl olması gerekiyordu? Bunu anlatmaya çalışacaktım. Şimdi diyor ki bakın Ali İmran suresi 83. ayet. Allah'ın dininden başkasını mı arıyorlar? Oysa göklerde ve yerde kim varsa gönüllü veya zorunlu olarak onun dinine teslim olmuştur. Allah'ın dininden başka din mi arıyorlar diyor. Bakın, göklerde ve yerde kim varsa gönüllü veya zorunlu olarak onun dinine, yani sistemine teslim olmuştur. Onun huzuruna çıkarılacaksınız diyor. Göklerde ve yerde. Bunu da Fussilet suresi 11-12. Ayetinde açıklıyor. Bakın ayetler birbirlerini açıklıyor. Bizim yaptığımızda o ayetler arasındaki bağlantıyı kurup anlamak, yaşamak ve anlatmaktır. Biz kendimize hiçbir şey katamayız Kur'an'a. Allah Hud suresinin ilk ayetlerinde bu vahyi size ben indirdim ve ben açıklıyorum ki başkasına kul olmayasınız diye. İşte benim yaptım. Bakın Ali İmran suresi 83. ayeti okudum. Fussilet suresi 11-12 ile de onu birleştirip oradaki anlamı aktarmaya çalışıyorum. Şimdi ne dedi? Göklerde ve yerde kim varsa gönüllü veya zorunlu olarak onun dinine teslim olmuştur dedi.
Şimdi göklerde ne var? Melekler var. Kainatta onun bir sistemi var ve hepsi ona teslim olmuş. Melekler de ona teslim olmuş. Bunu bize niye anlatıyor? İşte size de vahiy ile ben bir kurallar koydum. Buna teslim olun. Teslim olun, buna göre yaşayın. Huzurlu siz olacaksınız. Bu emir ve yasaklar bizim için. Anlatılan bu. Verilen emir bu. Koyulan kurallar kendisi için değil, bizim için. Fakat biz bu kuralların içerisinden acaba bir tek namazla kendimizi avutuyoruz. Ramazan geliyor, oruçla kendimizi avutuyoruz. Zekat var. Paran yoksa zekatı da sorumluluğu senden kalkıyor. Hacca zaten gidemiyorsun. Ne kaldı? Yani koskoca bir kitap. 6666 ayet derler. Öyle değil de hadi öyle kabul edelim. Bu 6666 veya 6236 hadi. Ya bir tek namaz kılın, oruç tutun, kurtulursunuz diyebilirdi. Ama koskoca bir kitapta 28 tane peygamberin hayatı anlatılıyor. Onların başından geçen olaylar anlatılıyor. Ve bize diyor ki İslam olun. Teslim olun. Bakın kainat bana teslim olmuş. Göktekiler, yerdekiler, etrafınızdaki, çevrenizdeki hepsi bana teslim olmuş. Benim sistemime girmiş. Siz de benim sisteme girin, mutlu olacaksınız. Hem bu dünyada hem ahirette diyor. İşte din bu. Dindar olan kişinin de bu şekilde olması lazım. Yani biz sorduğumuzda dindar mısın dendiğinde bunu anlamamız gerekiyor. Neymiş o? Bakın. Fussilet 11-12. Aynı zamanda duman halindeki göğe yönelmiş. Gök duman halindeyken diyor. Ona ve yere, göğe ve yere isteyerek veya istemeyerek emrime girin demişti. İkisi de isteyerek emrine girdik diye cevap vermişlerdi. Şimdi Allah-u Teala kainatı yaratırken ki olan bir olayı anlatıyor. Neden? Bize şunu söylüyor. Gök, yer ve bu gökler ve yerdeki olanlar, içindekilerin hepsi. Bunların hepsi isteyerek benim emrime girdiler. İsteyerek veya istemeyerek benim emrime girdiler. Şöyle bir şey. Bize bunu örnek olarak gösteriyor Allah-u Teala. Kainata bakın. Kainat benim istediğim gibi hareket etmektedir. Yaratıldığı günden beri hiç şaşmadan bir düzen içerisinde akıp gitmektedir. Öyleyse siz de benim sistemime, kurallarıma uyun. Hayatınız aynı o kozmik olaylar, o etrafınızdaki o tabiat olayları gibi düzenli bir şekilde akıp gider. Bu ayetlerde bize anlatılan budur. Örnek olarak gösteriyor Allah-u Teala bunu bize. Yani bunu bazı tefsirlerde bu temsili bir anlatımdır da diye geçiyor. Olabilir, temsili bir anlatım olsa bile, yani Allah-u Teala yere seslendiği, göğe seslendiğinden değil ama temsili bir ifadedir diye anlatılır. O şekilde de anlayabiliriz. Ama sonuçta bunu bize söylemesinin sebebi, bunlar bana teslim oldu, siz de aynı onlar gibi benim emir ve yasaklarıma teslim olun. Anlatılan budur. Şimdi Bakara Suresi 74. ayeti okumak istiyorum size. Allah-u Teala İsrailoğullarından bahsediyor burada. Uzun bir anlatım var. Ondan sonra diyor ki bütün bunların ardından yine de kalpleriniz katılaştı. Artık onlar taş gibi, hatta daha da katıdır diyor. Allah'ın emir ve yasaklarına karşı İsrailoğullarının takındığı tavrı var. O kadar mucizeler görüyorlar. Yine yoldan çıkıyorlar. Allah'ın emri ve yasaklarını terk ediyorlar. Onlara söyleniyor. Kalpleriniz diyor taş gibi, hatta daha da katıdır. Çünkü öyle taşlar vardır ki içlerinden ırmaklar fışkırır. Yani öyle taşlar vardır ki sen onu hiçbir işe yaramıyor zannedersin ama içinden su fışkırır onun diyor. Onun bile bir işi, bir vazifesi vardır diyor. Yani siz diyor o taştan da kötü durumdasınız demiş oluyor. Çünkü ona ben o ölçüyü koydum. O taşa, o kayaya o vazifeyi verdim. Bakın o vazifesini yerine getiriyor. Fakat siz o taştan da kötü durumdasınız diyor.
çağlayıp içinden su çıkan, hatta Allah korkusundan aşağı yuvarlanan taşlar da vardır. Yaptığınız hiçbir şey Allah'ın dikkatinden kaçmaz. Yani o taşlar bile onlara koymuş olduğum o ölçüyü, o vazifeyi eksiksiz yerine getiriyorlar. Fıtrat, onların fıtratı da o. Allah-u Teala fıtrattan bahsetmişti hatırlıyorsanız. Anlatmıştım bunu. Yine Haşr suresi 21. ayeti okuyalım. Oradan alacağımız örnekler var. Allah-u Teala buyuruyor ki, bu Kur'an'ı bir dağa indirseydik, ifadeye bakın, bu Kur'an'ı bir dağa indirseydik, Allah korkusundan baş eğip parça parça olduğunu görürdü. Şimdi o çevresindeki, çevremizdeki ayetlerden, tabiattaki ayetlerden bahsetmişti ya. Hiçbir şey gereksiz ve sebepsiz yaratılmamıştır. Hepsinin bir vazifesi, görevi vardır. O Allah'ın sisteminin içerisinde görevleri vardır. O görevleri yerine getiriyorlar. Hatta iblis bile, şeytan bile Allah'tan mühlet istedi. Kıyamete kadar. Allah da verdi. Ve o vazifesini yerine getiriyor. Ben dedi şunları şunları yapacağım dedi. O verdiği sözü tutuyor bakın. Bu Kur'an'ı bir daha indirseydik Allah korkusundan baş eğip parça parça olduğunu görürdü. Yani Kur'an'ın içerisindeki bu vazifeler, o bize Cenab-ı Allah'ın bizden istediği o görevleri şu dağa indirseydik o secde etmeye kalkar ve paramparça olurdu Allah korkusundan. Yani bize ne diyor? Ey insan, sen ne durumdasın? Bunlar insanlar için oluşturduğumuz örneklerdir. Belki düşünürler. Şimdi burada Allah-u Teala bu örnekleri veriyor. Bunu sizin için örneklendiriyorum ki düşünesiniz diye. Yani bu Kur'an, şu bizim gördüğümüz iradesiz, şu dağa bu vazifeyi yap diye indirmiş olsaydın paramparça olurdu diyor korkuda. Oysa bize indirildi, biz ne durumdayız? Yani bizim hiç Kur'an diye bir derdimiz var mı? Şöyle bir düşünelim. Yani her zaman söylüyorum, hep de söyleyeceğim. Yani ben dine yöneliyorum diyen kişi tevbe ediyor ve namaza başlıyor. Tamam çok güzel ama orada kalıyor. Bu yeterli değil. Yeterli değil. Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de eğer yanlışım yoksa namaz 55 yerde geçiyor. Yani diğer emirler kim için? Diğer anlatılan konular kim için? Bizim için. Yani bizim de Allah'tan korkmamız gerekmiyor mu? Kur'an diye bir endişemiz olması ve oradaki vazifeleri bilmemiz gerekmiyor mu bizim? Bakın Kur'an'ı daha indirseydik dedi. Allah-u Teala bizden teslimiyet bekliyor. Onu anlatmaya çalışıyorum. Örneklendirdi onu. O örnekleri sizlerle paylaştım. Devam ediyorum. İsra suresi 44. ayet. Yedi gök, yeryüzü ve bunların içindeki her şey Allah'a boyun eğer. Yani Allah'ın emrini uygular. Allah'a secde eder. Allah'a itaat eder demektir. Yani Allah güneşe bir emir vermiştir. Bir sistem kurmuştur. Bir kader çizmiştir. Doğacaksın, batacaksın. Tabiri caizse. Yaratıldığı günden beri o vazifesinin dışına hiç çıkmadı. Ay da, yıldızlar da, samanyolu, galaksi, dünya, dönmesi, mevsimler, günler, bunların hiçbiri vazifesinden dışarı çıkmadı. O söyleniyor bize bakın. Yedi gök, yeryüzü ve bunların içindeki her şey Allah'a boyun eğer. Her şeyi güzel yapmasına karşılık ona boyun eğmeyen tek varlık yoktur. Ama onların bu boyun eğişlerini siz kavrayamazsınız. Yani onların bu tesbihlerini, o Allah'a boyun eğme eylemidir o. Onlar Allah'ın varlığını haykırıyor. Yani sen etrafına baktığında onlar Allah'ı tesbih ediyor. Yani vazifelerini yerine getirerek Allah'ı tesbih etmiş oluyorlar. Yani biz bu tesbihi indirgedik. Sadece boncuklarla bir takım kelime tekrarlarına indirgedik.
tesbih kelimesinin anlamını sözlüklerden taradığımızda sadece öyle bir anlamı yok. Allah için hareket etmek demektir kısacası. Şimdi bakın, bunların tesbihi böyle. Güneşin tesbihi, o gökteki ve yerdekilerin Allah'a teslim olması, Allah'a tesbih etmesi, onlara verdiği vazifeyi eksiksiz bir şekilde yerine getirmelerindir. Onların tesbihi odur. Fakat siz bunu anlayamazsınız diyor Allah-u Teala. Yani oradan biz ses duymaya çalışmayacağız. Yine Nur suresi 41. ayet. Hiç görmedin mi göklerde ve yerde kim varsa, kuş sürülerine varıncaya kadar Allah'a boyun eğerler. Her biri salatını ve boyun eğmesi gerektiğini bilir. Salatını, bakın, dua veya ibadet veya görevleri, hassasiyet de diyebiliriz. Yani her biri salatını, duasını, ibadetlerini ve boyun eğmesi gerektiğini bilir Allah'a karşı. Allah'ın kuşlara bile koyduğu bir görev var, verdiği. Onu eksik yerine getiriyor. Ben bu ayeti okuduğum zaman bizim şu çarşı meydanındaki kuşlar gelir aklıma. Onların bir saati var. Akşam ezanından az bir zaman önce ormandan gelirler. Meydanın üzerinden şöyle bir dönerler, turlarlar, ağaçlarına konuşlanırlar. Hiç değişmez saatleri, vakitleri. Sabah gidişleri ve akşam gelişleri değişmez. Onlara öyle bir kader çizilmiş, öyle bir kural koymuş Allah-u Teala, ölçü koymuş onlara. O ölçünün dışına hiç çıkmazlar. Ve salatlarını, görevlerini bilirler. Yani şu kuşu en azından örnek al. Vazifeni bil. Ve ne diyor Allah-u Teala ayetin sonunda? Allah onların yaptıkları her şeyi bilmektedir. Beni böyle bilin, böyle tanıyın. Evet, şimdi bu teslimiyeti artık izah ettik. Şimdi burada bir örnek var. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'in 7 yerinde Adem İblis kıssasını anlatır. Şimdi Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'a bir emir verir. Şu ağaçtan yeme. İblise de bir emir verir. Adem'e secde et. Anlayacağımız şekilde anlatıyorum. İkisi de o emri çiğner. Adem yasak ağaçtan yer, İblis de secde etmekten direnir. Allah-u Teala sorar, benim emrimi niye çiğnediniz? İblis der ki, ben ateşten, o topraktan. Yani ona benim secde etmem olur mu der yani. Adem Aleyhisselam yaptığına pişman olur, tevbe eder. Allah-u Teala tevbesini kabul eder. Ama der, bu bahçeden dışarı çıkacaksın. Şimdi bakın, biz bu kıssadan ne anlayabiliriz? Mutlaka çok hikmetler vardır ama şöyle ilk etapta baktığımızda Allah-u Teala bizden emrine itaat etmemizi, teslim olmamızı bekliyor. Fakat iki emir verdiği de Allah'ın emrini çiğniyor. Fakat Adem Aleyhisselam tövbe ediyor. Cezaya çarptırılmıyor ama cennet bahçesinden de çıkarılıyor. Buradan şunu anlamamız gerekiyor. Evet, günah işleyebiliriz. Allah bizden günahsız olmamızı istemiyor. O biliyor zaten bizim nasıl bir yapıda olduğumuzu, yaratan o. Fakat günah işlediğimizde devam etmemizi istiyor. Tevbe et, hemen o işi terk et. Ve tevbenin de kabul olma garantisi var. Şartları yerine gelince tabii ki. Fakat tevbe etmesine rağmen, affedilmesine rağmen cennet bahçesine geri alınmıyor. Demek ki şunu bileceğiz. Allah'ın bir yasağını çiğnediğimizde tevbe edersek Allah-u Teala affediyor. Fakat mutlaka bir şeyden mahrum kalacağız. Adem Aleyhisselam'ın cennet bahçesinden mahrum kaldığı gibi. İblis ne yapıyor? İblis direniyor. Kibirleniyor. Kıskanıyor Adem Aleyhisselam'ı. Ben niye ona secde edecekmişim diyor. Ve Allah-u Teala ona diyor ki, kovuyor onu huzurundan ve sen kafirlerden oldun diye de ifade var Kur'an-ı Kerim'de. İblis de mühlet istiyor. Kıyamete kadar diyor bana mühlet ver,
Bu Ademoğlunu önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından onlara yanaşıp senin dost doğru yoluna oturacağım ve oradan onları saptıracağım diyor. Allah-u Teala da onu ona veriyor. İhlaslı kullarımı fakat sen saptıramazsın diyor. Kıssayı bilenler bilir. Şimdi burada İblis'e Allah-u Teala kafir dedi. Bunu unutmayalım. Bakın. İblis hiçbir şeyi inkar etmedi. Allah inkar etmedi. Adem'i inkar etmedi. Hatta kadere bile inanıyor. Kıyamete kadar. Bakın. Kadere inanıyor. Beni diyor sen saptırdın diyor. Sen böyle olmasını istediğin için ben böyle yaptım diyor. Allah'ı suçluyor bir ayette. Ahirete inanıyor. Kıyamet gününe kadar bana mühlet ver diyor. Bakın ne kadar inançlı. Başka bir ayette ben senden korkarım diyor. Senin yüceliğinden, büyüklüğünden korkarım diyor. Başka bir ayette. Allah'tan korktuğunu da söylüyor. Yani bugün ben Müslümanım diyenin inançlarına tamamen sahip. Ama Allah-u Teala ona kafir dedi. Neden? Açık benim emrimi sen resmen bile bile çiğnedin, üstünü örttün, küfür yaptın. Kafir, küfür örttü demek. Allah'ın o emrinin üstünü çiğnedi, örttü. Ve ona kafir dedi Allah-u Teala. Dolayısıyla burada ne örnek alabiliriz? Allah'a teslim olamadı. Allah'ın emrini sindiremedi. Yerine getirmedi ve dikildi. Şimdi aynı hatayı bizim düşmememiz lazım. Peki o iblis ne yapacağım dedi? Dost doğru yoluna oturacağım dedi. Bakın, dindarım diyenler, Müslümanım diyenler eğer vazifelerini yerine, hani o sözde Müslüman ve sözde dindarlardan bahsetmiyorum. Yani Allah geçen derste ve bu sohbetimde anlattığım İslam'ı, dindarlığı anlatacağım şimdi, dindarlığı. Ayetlerim var daha. Bunları yerine getireceğim diyen kişiye iblis musallat olur. Çünkü dost doğru yoluna oturacağım diye söz aldı. Böyle. Yani biz iblisi günah olan ortamlarda aramayalım. Haramların işlendiği yerlerde aramayalım. Şeytan Allah'ın dost doğru yoluna oturacak ve oradan saptıracak. Bunu biraz düşünmeniz gerekiyor. Allah'ın yoluna yönelen insan şeytanla karşı karşıya kalacak. Oradan onu saptırmak için elinden geleni yapacak. Ha bu hakikati anlatıyormuş gibi yalanları anlatan birisi de olabilir. Çünkü dost doğru yoluna oturacağım dedi. Kürsüden bile seslenebilir yani. Dikkat edin. Dost doğru yolu çok iyi biliyor. Sırat-ı müstakim yoluna oturacağım diyor. Oradan saptıracağım diyor bakın. Bu dini saptırmalar olmuş olmasın. Aynen de böyle olduğunu Kur'an-ı Kerim'de göreceğiz. İblis Allah'ın yolundan insanları nasıl saptırıyor? Din adına saptırmıştır. Din adına yalanlar konuşarak, Allah'ın hükümleri varken başka başka hükümler uydurtarak insanlara Allah'ın yolundan inananları saptırmıştır. Örnekleri Kur'an-ı Kerim'de vardır, çoktur. Şimdi Allah'a teslim olmaktan bahsettik. Peki Allah'a teslim olunmazsa ne olur? Bir de ona bakalım. Bakara suresi 27. ayet. Bu fasıklar o kimselerdir ki Allah'a kesin söz verdikten sonra sözlerinden dönerler. Allah'a verilen söz nedir? O kelime-i şehadet getiren kişi Allah'a bir söz vermiştir. Sadece sana kul olacağım. Senin emir ve yasaklarına uyacağım sözüdür bu. İman sözüdür yani. Allah'a kesin söz verdikten sonra sözlerinden dönenlere Allah-u Teala fasık diyor. Allah'ın kurulmasını istediği bağı koparır. Ve yeryüzünde bozgunculuk çıkarırlar. Şimdi Allah'ın kurulmasını istediği bağ şudur. Dindar mı olacaksın? O zaman benim kitabıma bağlanacaksın. Benim emir ve yasaklarımı eksiksiz yerine getirmek için mücadele edeceksin ki bağ budur. Allah'a olan bağımız budur. Allah'la olan bağı kopardığın zaman ne diyor? Allah'ın kurulmasını istediği bağı koparır ve yeryüzünde bozgunculuk çıkarır. Şimdi Allah'la olan bağ koptuğunda insan yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya başlar. Günahlara gider. O haramlar, günahlar da yeryüzünün huzurunu ve düzenini bozar. Bakın
Alkolik insanların ailesine bakın. Yerle birdir. Kumar oynayan insanların ailelerine bakın. Hep sıkıntı içerisindedirler. Yalancıların aynı şekilde. Allah-u Teala'nın emri dışında hareket edenler huzuru yakalayamamışlar. Ve bozgunculuk çıkar. Hırsızlık yapar, gasp yapar, faiz düzenine girer. Ne oluyor? Düzen bozuluyor ve yeryüzünde bozgunculuk çıkıyor. İşte bunlar ziyana uğrayanların ta kendileridir diyerek de ayet bitiyor. Ne istemiş oldu Allah-u Teala bize burada? İşte bana teslim olun, kitaba teslim olun ve benimle olan bağınızı koparmayın. Yani dindarım diyen kişi tam teslim olmak zorundadır. Allah bir emir verdiğinde ne diyorsa o demesi gerekiyor. İblisin yaptığı gibi işine gelmemezlik yapamazsın. Yaptığın zaman bakın ne oluyor? Gördük, az önce anlattım. O örnek bize boşuna verilmiyor Kur'an-ı Kerim'de. Yine bakın, geçen hafta da bahsettim, yine bahsedeceğim. Zümer suresi 3. ayet Mekke müşriklerini anlatıyor bize. Bakın Mekke müşrikleri dindar. Allah'a inanan insanlar. Kabe'yi tavaf ediyorlar. Lebbek Allahümme lebbek bile diyorlar. Ayet şu şekilde. Bil ki Allah'ın dini katışıksız dindir. Yani dışarıdan hurafelerin girdiği bir din değildir. İşte bu Kur'an'dır. Allah ile aranıza evliya yerleştirenler şöyle derler. Veliler yerleştirenler şöyle derler. Ayetin metnine bakabilirsiniz. Bizim bunlara kul köle olmamız sırf bizi Allah'a yaklaştırsınlar diyedir. Mekke müşrikleri putlara gidiyor. Allah'ın kızları bunlar meleklerdir diyor. Aracı ilan ediyorlar. Ne için? Allah'a bizi yaklaştırsınlar diye o putlara gidiyorlar. Ve Allah bunlara müşrik diyor. Bakın gayet iyi niyetten yapıyorlar bunu. Din adına bir şey yaptıklarını zannediyorlar. Aracıyla Allah'a yaklaşmaya çalışıyorlar. Bakın din adına yapılan bir eylem. İşte şeytan dosdoğru yola oturuyor. O aracılık inancıyla oradaki insanların müşrik olmasına sebep oluyor. Ayetler açık. Dosdoğru yoluna oturacağım dememiş miydi? İşte oturdu ve saptırdı. Allah onların tartışıp durdukları her konudaki hükmünü onların yüzüne karşı verecektir. Allah yalancı olan ve ayetleri görmezlikte direnen birini yoluna kabul etmez. Şimdi bunlar küfrü, kafirliği ne zaman ortaya çıkıyor? İşte Muhammed Aleyhisselam ayetlerle bunların karşısına çıktı. Ayetleri bunlara tebliğ etti. Yaptıkları yanlışı onlara anlattı. Fakat onlar o yanlışlarından geri dönmediler. Direndiler. İşte küfür bu oluyor işte. Aynı o iblisin yaptığı. O hakikat bilgisini görmemezlik yaptılar. Üstünü örttüler. Küfür yaptılar ve müşrik oldular. Allah-u Teala da ne dedi? Görmezlikte direnen, yani kafirlikte direnen birini yoluna kabul etmez. Yani bunlar bu istikamette oldukları müddetçe bunlara hidayet yok. Yoluma kabul etmem diyor. Dolayısıyla burada ne istemiş oldu Allah-u Teala bu örnekte? Ayet nasıl başlamıştı? İyi hatırlayın. Bil ki Allah'ın dini katışıksız dindir. Saf, temiz bir dindir. Siz bu aracılık inancını bu dinin içine sokmaya çalışıyorsunuz. Dindarlık adına bunu yapıyorsunuz ama benim dinimde böyle bir şey yok. Din burada, Allah'ın kitabında. Ben burada ne diyorsam o. Buna uyarsanız saf dine uymuş olur, hanif olmuş olursunuz ve tevhid ehli olmuş olursunuz. Allah'la olan bağı koparmamış olursunuz. Bakın bunlar kopardı. Araya aracı koyarak Allah'la olan bağlarını kopardılar. Ve iblis başardı bunları yoldan çıkarmakta. Bir 3 tane daha ayetim var. Ondan sonra sohbetimizi bitiririz. Fakat haftaya yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Konu önemli. Şimdi Nisa 117, 118 ve 119'u okuyacağım. Yine aynı bağlam, aynı konu. Şimdi diyor ki Nisa 117, onların Allah'tan önce yardıma çağırdıkları sadece dişilerdir, kızlardır. Mekke müşriklerinden bahsediyor.
Nasıl yani? İşte onlar bu putları Allah'ın kızları olarak kabul ediyorlar. Yani puta tapma olayı denilen olay, bizi bu putlar yarattı demiyor onlar. Bunlar aracı ilahlardır. Allah'ın kızlarıdır. Allah'ın sevgilileridir. Allah bunları seviyor. Biz bunlara gideriz. Bunlar için kurbanlar keseriz. Bunlara adaklarda bulunuruz. Bunlara secde ederiz. Bunlara dua ederiz. Aracıdır bunlar bizim için. Allah'a yaklaşmaya çalışırız derlerken onlara dua ediyorlar. Onlardan şefaat etmesini istiyorlar. Yani yardım etmelerini istiyorlar. İşte bundan bahsediyor. Diyor ki onların Allah'tan önce yardıma çağırdıkları sadece dişilerdir. Yani bu Allah'ın kızlarıdır diyorlar. Aslında yardıma çağırdıkları sadece hayırsız şeytandır. Çünkü şeytan saptırdı bunları. Böyle bir şey yok. Ben size böyle bir şey bildirmedim. Bakara suresi 186'yı okuyun. Ellerini açıp bana dua ettiklerinde ben onların dualarını icabet ederim. Yani direkt aç elini Allah'tan iste diyor. Hatta ayet şöyle başlıyor. Resulüm sana gelip beni sorarlar. Onlara de ki işte ellerini açıp dua ettiklerinde ben dualarını icabet ederim. Beni böyle tanısınlar, böyle bilsinler diyor Allah. Bunlar ne yapmış? Put aracılığıyla dua ediyorlar. Yani bugün bizim yatırlara, türbelere gidip dua etmemiz, onu aracı peydahlayıp Allah'tan yardım istememiz de bunun aynısı değil midir yani? Bakın tamamıyla aynısıdır. O kişinin senden haberi var mı acaba? Bununla ilgili de ayetler var. Zamanı gelince bunları okuyacağız. Allah şeytanı dışlamıştır. Lanetlemiştir yani. O demişti ki ne olursa olsun senin kullarından belli bir takımını ele geçireceğim. Bakın. O uğraşacak. Şeytan yani bizi böyle yok namaz kıldırayım, kıldırmayayım, sabah namazını kaldırmayayım böyle basit şeylerle şeytan uğraşmaz. Şeytanın en büyük hedefi tevhid dinini bozmaktır. Bizi şirke düşürmektir. Bak burada bu bağlamlarda kullanıyor bakın. Şu şeytan, iblis kelimelerinin geçtiği ayetlere bir bakalım. Neyden bahsediyor? Hatta kafir kelimesinin, müşrik kelimesinin geçtiği ayetlere bakalım. Kimlerden bahsediyor Allah orada? İnanan, Yahudi, Hristiyan, müşriklerin din adamlarından bahsediyor. İşte şeytanlar kimlermiş? Allah'ın dinini bozanlar. O saf dine bir şeyler katıştıranlar kimlermiş? Onlar işte on din adamları. Ve Allah-u Teala ayetlerde onları açık bir şekilde söylüyor. Ama bakın ayetlere. Bu benim söylememle kalmasın. Şimdi birileri belki bundan rahatsız olacak. Onların karın ağrılarının ne olduğunu ben çok iyi biliyorum. Anlıyorum onları da. Ama hakikat bu. Ayetlere bakalım. Elleriyle kitap yazarlar. Bu kitap da Allah'ın katından geldi derler. O kafirler dediği kim oluyor eliyle kitap yazanlar? Yahudi din adamları. Bize niye anlatıyor peki Yahudi Hristiyan din adamlarını? Sakın siz aynı hataya yapmayın diye anlatıyor. Yoksa Yahudi tarihini bize anlatmıyor Allah-u Teala. Aynı hatalara siz düşmeyin. Bunlar dünya menfaatleri için bu günahı işliyorlar ve bile bile işliyorlar diyor. Benim gönderdiğim vahiyde ben böyle bir şey söylemedim onlara. Onlar saptırıyorlar diyor. Ne dedi iblis bakın? Ne olursa olsun senin kullarından belli bir takımı ele geçireceğim. Onları yoldan çıkaracağım. Onları boş kuruntulara sokacağım. Buradaki kuruntu ne? Dindarlık kuruntusu. Aracıyla Allah'a yönelmişler. Torpilli olduklarını zannediyorlar. Aracıları var çünkü. Allah onları affedecek. Allah'ın kızları ya. Yahudiler din adamlarını aracı yapmışlardır. Hristiyanlar peygamberlerini, nebilerini, Hazreti İsa'yı ve papazları, rahipleri aracı yapmışlardı. Papa ne demek? Baba demek. Onların şefaat edeceğine inanıyorlar. Bunların günahlarının affolunacağına, günah çıkarmaya gidiyorlar onlara. Bakın din adamları. Ve bunlar kuruntu içerisinde. Hak yolda biziz diyorlar. Ve şeytan ne diyor? Onları yoldan çıkaracağım, onları boş kuruntulara sokacağım. Bunlar bir de kendilerini kurtulmuş fırka zannederler. Bu inançların aynısı maalesef
İslam dininin içerisine sokulmuştur. Bizde de vardır bunlar. Kurtulma garantisi veren kişi, sizi kurtaracağım diyen kişi maalesef bu ayetlerin içine girer. Bu kapsama girer. Ve dikkatli olun, şeytan Allah'ın yolundan sizi saptırmasın. Devam ediyorum ayeti. Onları boş kuruntulara sokacak. Biz şöyleyiz, biz böyle dindarız, şöyle ibadet ediyoruz derler. Yahudiler mesela, Hristiyanlar, bir düşünün. Nasıl kuruntuları var? Tek kurtulmuş kendilerini görürler. Aynı versiyonları bizde de vardır. Bizde de kurtulmuş fırkalar vardır yani. Kendileri hep garantidedir. Nasılsa büyüğümüz bize şefaat edecek derler. Rahat hareket ederler. Onlara emredeceğim. Bak şeytan diyor. Onlara emredeceğim. En'am cinsi hayvanların kulaklarını yaracaklar. Şimdi orada Mekke müşrikleri putları için bir takım hayvanları belirliyorlar. Kulaklarını işaret, bir çizik atıyorlar. Bu Allah'a adanan hayvandır diye. Kendi kafalarınca bir ibadet şekli uyduruyorlar. Kurbanlık. Kulaklarını yaracaklar. Onlara yine emredeceğim, Allah'ın yarattığını kesinlikle değiştirecekler. Allah'ın yarattığı Allah'ın dinidir. Allah'ın dinini değiştirecekler. İşte şeytanın en büyük hedefi budur. Dinde hurafe, batıl uydurmaktır. Senin sabah namazınla uğraşmaz o. Yani şimdi çıkar biri der ki nasıl uğraşmaz falan. Ya uğraşır da buradaki anlatılanı iyi anla yani. O çok basit bir şey bunun yanında. Namaza kalkamamanın mazereti vardır. Ama buna nasıl mazeret uyduracaksın? İfadeler çok açık. Allah'ın dinini kesinlikle değiştirecekler. Allah'ın dini nedir? Vahiy. Vahiy değiştirecek. Şeytan bunun için uğraşır. Seni şirke düşürüp Allah'ın dinini bozmak için. Nasıl? Dost doğru yoluna oturacağım, oradan saptıracağım dedi. Ben hiçbir şey eklemiyorum. Bakın ayetleri okuyorum. Eğer biz dinimizi bilmezsek, birileri bize bir şeyler anlatır ve istediği gibi de oynar bizimle. Biz dinimizi bileceğiz. Bilmek zorundayız. Neye inandığımızı bilmemiz gerekiyor. Son ayet okuyorum. Bakın sizden kim, ondan sonra Allah-u Teala diyor, bakın sizden kim o şeytanı Allah ile arasına giren bir dost sayarsa apaçık bir hüsrana uğramış olur. Kim o şeytanı dinlerse diyor bakın Allah-u Teala, o şeytanın isteğini yerine getirirse hüsrana uğrar, kaybedecektir diyor. Şeytanın en büyük silahı dindarın kuruntusudur, dindarlık kuruntusudur. Bizim burada yapmamız gereken son söz şu olsun. Konu devam edecek bir dahaki hafta Allah izin verirse inşallah. Allah'a teslim, müslim, İslam olalım. Allah'ın dediğini anlayalım, bilelim ve yerine getirelim. Bir tek namazla, Ramazan'da da oruçla kendimizi avutmayalım. Bilelim, bilmediğin bir dini nasıl yaşarsın? Bilmediğin bir dine, bilmediğin bir kitaba inandığını nasıl iddia ediyorsun? Zannediyorsun sen. Araştırmadın ki, bakmadın ki içine. Bir araştır, bak. Belki yalan. Hani diyor ya ateistler, Muhammed kendi eliyle yazdı aleyhisselam diye. Uydurdu bunu. Ya bir bak, yargıla, iman et. İmanın sahih olsun. Araştır bakalım. Ondan sonra de ki ben inandım, ben şahidim ki Allah'tan başka ilah yok de. Çünkü seni hiç kimse döndüremez. Şeytan uğraşsa da saptıramaz. Çünkü sen kaynağından dini öğrendin. Benim bu akşamki söyleyeceklerim bu kadar. Var mı herhangi bir şey Mehmet abi? Allah kendisine teslim olan kullarından olmayı bize nasip etsin. Kur'an'a gönül veren tevhid ehli olanlara selam olsun. Hepinize hayırlı akşamlar diyorum. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.